Evet, bayağıdır motorla ilgili videolarda buluşamıyorduk. Bir final haftası atlattım. Bitti. Bugün de sonuçları açıklanmış. Bir saat önce öğrendim. Bütün sınavlarımdan geçmişim. O yüzden inanılmaz mutlu, neşeli ve keyifliyim. Bu arkadaş bizimle, beni Instagram'dan takip edenler az çok bilir, ben storylerde ara ara bu arkadaşı paylaşıyordum. Bir tur atalım, biraz nostalji yapalım dedik. Karşımızda genç kardeşlerimiz, bilmeyebilir ama benim çocukluğumun, benden büyük yaştaki abilerimin gençliğinin, dedelerimizin orta yaş dönemlerine denk gelen ve şu anki kardeşlerimizin ilk kez ismini duymadığı ama bu kasasına çok aşina olmadığı, daha çok kuryeci abilerde gördüğümüz, kurye işi yapan, paket servis işi yapan abilerde gördüğümüz, bu dönemlerde de seyrek görmeye başladığımız bir motorla beraberiz. Activa 110. Honda Activa 110'u bilenler bilir. Normalde biz onun bu kasasında böyle vişne çürüğümsü bir kırmızı da ya da bir mavi renge yakın, bordo mavi arası bir renkte ya da daha eskilere giderseniz beyazlarını da görebilirsiniz. Bir iki farklı renk opsiyonu daha var anladığım kadarıyla. Bu renklerde görmeye alışkın olduğumuz bir motor. Bu motorun hikayesi ise biraz farklı. Bu motorun bu renkleri, bu kamuflajlı renkleri bir monttan esinlenerek geliyor. Bir kamuflajlı mont. Diyorlar ki biz bu monta göre bu motoru yaparız diyorlar. Ve sevgili Alper abimiz de Volkan abimiz motoru bu hale getiriyor. Honda Activa 110'u. Gördüğünüz gibi eski tasarım bir stop. Yanlarında kocaman kocaman sinyaller. Böyle bir borucuk, küçük böyle geniş bir egzozumuz var. Arkada tutmalık bir sibarımız var. Tek parça bir selemiz var. O dönemlerde alışkın olduğumuz seleler. Kocaman bir çamurluk. Önde sarı halojen bir far. Sinyaller, küçük aynalar, küçük manetler, küçük frenler. Şirin mi şirin, tatlı mı tatlı, eskileri hatırlayan varsa gülecekleri bir motor. Bu motorun ben size devamını bu motorun yolda anlatayım. Şimdi böyle çevresinde konuş konuş başınız dönüyor sonra, siz de haklısınız. Çıkalım. Bu 7 beygircik 110 cc'lik 7.8 civarlarında olması lazım. 7 beygire yakın bir beygir gücü var. 8 Nm yakında bir tork olması lazım. Activa'nın belli başlı özellikleri var. Bu motorlar paket motorlarda çok uzun dönem kullanılmış motorlar. Hala da kullanılmakta. Honda'nın zaten düşük klasmandaki scooterlarını paket servislerde, kuryelerde görmeye alıştık. Biraz Bajaj'ın girişiyle, Bajaj'ın markete girişinden sonra, pazara girişinden sonra Bajaj Discovery'leri, keza Pulsar'ları görmeye başladık. Bazı CBR'lar keza kurye servislerini kullanmaya başladı. Ama genelde Honda'nın scooterları paketlerde, servislerde kullanılır. Bunun ana sebepleri dayanıklılık ve parça bulunmasının kolay olmasıdır. Bu motorun da en vurucu noktası aslında burası. Bu motor dayanıklı bir motor abi. Bu evet düşük beygir. İşte yokuşlarda biraz bayılabiliyor falan, öyle bir gücü bitiyor ama bu motor dayanıklı bir motor ve dayanıklı bir motordan da daha önce bu motorun değişik bir olayı var. Saç abi. Kuryeci abilerimiz, paket servis abilerimiz, Allah korusun, daha sık kaza geçiren ve geçirmeye müsait olan abilerimiz. Daha çok düşmeye, malum şehir içinde oradan oraya, buradan buraya sürekli koşturuyorlar. Önlerine araba kırabiliyor, bozuk zeminler derken motorlarının kaza yapma olasılığı daha fazla. Bu da yeni kardeşi bu arada, Activa S. Şimdi bu motorda da şöyle bir durum var. Saç olduğu için herhangi bir kaporta tarafı darbe aldığı zaman darbe alan yeri, göçen yeri, işte hasar gören yeri bir çekiç vasıtasıyla düzeltmek, tabiri caizse onarmak, o bir çekiç vasıtasıyla değil, çok çok daha kolay. Uzun dönem bu motorların paket servisinde kullanmasının sebeplerinden biri buydu. Çünkü tamiri kolay, parçası kolay bulunuyor, ucuz. Haliyle bu paket servis yapan abilerimiz bu motorları daha sık kullanmaya başladılar. O dönemler Honda bir Activa'yı çıkarmıştı, Activa 110'u. Bir de onunla aynı motor bloğunu paylaşan Beat'i çıkarmıştı. Activa paket servislere uygun olan, dediğim gibi. Beat de daha çok günlük kullanıma uygun. Yine aynı motor bloğu ve birçok aynı özelliği paylaşan iki tane motordu. Keza bunu günümüzde Hero'nun Dash ve Duet modellerinde görebilirsiniz. Dash, Beat gibi düşünün Hero Dash'i. Hero Duet'i de Activa 110 gibi düşünün. Şu an aynı stratejiyi Hero kendi motorlarında uygulamakta. Activa o dönem tabii böyle hayvan gibi satıldı yani. Böyle herkes, kurumsal firmalar aldı bu motorları. Sevgili çalışan abilerimizin altına verdi. Deli gibi kaç yıl boyunca bu motorlar böyle pizza servislerinde, orada burada, her yerde kullanıldı. Çok insanın kahrını da çekti. Çok insana yardımcı da oldu. Çok insana ekmek de kazandırdı. Böyle bence Türk halkında çok yeri ayrı olan motorlardan bir tanesidir Activa. Hatta bence Honda bu motorda sonrasında pazarlamada birazcık batırdı. Benim kendi görüşüm açıkçası bu ama. Bu motorun sonrasında aynı işlevi yapması için Space'i de gördük. Space 110'u bilirsiniz. Space'i de şöyle bir durum oldu. Space'i yaptılar ama havaya sıktı. Bir isim alışkanlığını sever ve bu isim
aynı özelliklerle değişmiş bile olsa insanlar bunu bir yadırgarlar, satışlar düşer, olumsuz yönde hareketler olur. Activa'da da bence Honda bunu yaşadı. Activa'yı kalkıp Space yaptılar. Aslında aynı özelliklere sahipti. Sonra da herhalde bu pazarlama hatasını anladılar ki şu anki Activa S'i çıkarmaya başladılar. Keza aynı isimde ve aynı kullanımda olduğunu göstermek için bence. Biraz geç kalınmış ama doğru bir karar gibi duruyor. Şimdi bu kardeşimize geri dönersek. Jiklili, karbüratörlü, eski usul bir Honda'dayız. Ben çok seviyorum. İlk kullandığım motorlardan biridir Activa. Eminim şu an videoyu birçok izleyen abimiz bu motorla ilgili anısı vardır. Hala forumlara Activa 110 yazarsanız Activa ile ilgili birçok insanın 2005-2006 yıllarında yaptığı yorumları görebilirsiniz. O dönem işte Beat modeliyle arada kalanlar, Today ile arada kalanlar. Tabi o dönem bu kadar çok scooter seçeneği yok. Yamaha o zaman BVS'yi çıkartıyor. Activa var. Düşünün 40-50 ile gittiğiniz zaman gösterge bize diyor ki burada ekonomi yakıyorum. Zaten yakıt tüketiminin ortalama 2 litre civarında olması lazım. 2.2 civarlarında. 6 litre bir yakıt kapasitesi olan motordur Activa. Ama güç bu kadar. Açtım komple gidebildiğim bu. 7 beygir motorla bu kadar oluyor. Küçücük böyle 90'lık ufacık lastiklerimiz var. Bu videoyu niye çektik? Hazır böyle bir kamuflajlı Activa'mız varken dedim ki bu videoyu şimdi bununla bir tur atmasak olmaz yani. Güzel küçücük aynalarımız var. Aynaların garip tarafı rölantide hafif titreşim yapsa da çok kolay ayarlanabilir bir aynalar olmasıyla beraber vibrasyon yok denilecek kadar az. Çok kolay kullanımı olan, piyasası böyle 1.5-1'den başlayıp klasikleri, temizleri, abilerimiz tarafından çok çok değerli fiyatlara satılmaya çalışılan bir motor. Eder mi? Soru işareti. Şimdi zevkler, renkler başkadır. Ulan o kadar uzun süredir büyük hacimli motor kullanıyorum ki görülmemek garip geldi şu anda. Motorun en sevdiği yer olan trafiğe gireceğiz şimdi. Kadıköy trafiği de öyle bir trafik ki hiçbir yerden geçemiyorsun. Aynen. Şimdi scrambler olsa buradan bap yapıp böyle. Allah'ım her yere dalmadık motor. Diyor ki buraya da dalak, şuraya da girek. Protaper elciklerimiz var maşallah. Zon manetlerimiz Akrapovic. Headers egzozumuz da Activa kardeşimle düşmeden iş. Bütün karizmayı çizdim ya. Ben şuradan yok oluyorum abi. Activa biraz şey gibi değil mi? Enişte doblosu gibi. Hem ekmek kapısı hem sağa sola gitmek için uygun. Ne bileyim işte. Hem iş hem aşk her şey var. Ama çok tatlı. Yani şehir içinde mesela şehir içinde oturan biri olsam bana deseler ki 3000 liraya bu var. Malum artık 3000 liraya motor yok. Yani bir düşünürüm baya. Ne belki kamuflajlı olmaz bu şekilde. Görünemeyebilirim. Verdim ikiye. Beat kullanmıştım. Biri birinden daha hafif olmalı. Beat ağırdı sanki ya. Ben Beat oyumu Beat'ten yana kullanıyorum. Binmeden önce Volkan abi motorun toplayan abilerimizden bir tanesi dedi ki bak bu amortisörlere alışamayabilirsin. Hani bu böyle bunlar biraz garip hareket ediyor dedi. Hakikaten böyle bir şey var böyle. Viraja giriyorsunuz mu? Vuuu diye. Dalmayı seviyor makine hafiften. Makine mi? Makinecik. Abim güzel abim ne yapıyorsun? Hadi senin ruhun yeter. Şu an Ferrari ile Tofaş'ın yarışındaki ruhun yeter diyen abi gibi hissediyorum kendimi. O kadar alışmışız ki tabii ABS'li frenler gördük işte, daha güçlü fren kaliperleri gördük, Brembo'larla tanıştık zamanla. Bu dönemin frenleri tabii kampanalar. Komiktir bu dönemlerde tabii kampana frenler üretilmekte. Kimisi seviyor kampana frenleri. Birçoğu hala nasıl diske geçmediğiyle ilgili markalara bir ton laf söylüyor. Yani bence bazı markalarda hala ben de yeterli olduğunu düşünürüm. Hem ne gidiyor ki ne dursun şimdiye göre değil mi? Evet, Alper abi bu videoyu izliyorsan şu anda teşekkür ederim. Motoru çaldım senden habersiz. Videoyu beğendiyseniz, muhabbeti beğendiyseniz videoyu beğenebilir, kanalımıza abone olabilir. Videoyu paylaş edebilirsiniz diyeceğim. Bir Activa 110 videosunu neden paylaşasınız ki? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Belki adam sabah izliyor. Bu ne kardeşim? Geri koyalım motoru içeri. Koskoca Activa'ya biniyorum. Sığmıyor. Ne yapayım yani Volkan abi? Motor çok hafif ha. 110 kilocuk. Tutacağım mı arkadan? Hı?